1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yeni bir Şifan Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerle beraber olduğumuz Şifan Kapısı programımızı bugün de yine çok kıymetli, değerli hocamızı konuk ediyoruz. Ve bugün merak edilen soruların birçoğunu kıymetli hocamızdan da dinleyeceğiz. Halk dilinde kısırlık ve tıp dilinde infertilite konuşacağız. Kısırlık nedir? İnterfilitenin sebepleri nelerdir, kimlerden kaynaklanır? Merak edilen tüm sorularımızın cevabını kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, operatör doktor Nurcan Dalan'dan dinleyeceğiz.
Fen hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun içerisinde bizlere de vakit ayırdıkları için. Öncelikle infertilite kısalık nedir diye ilk sorumuzu yönlendirelim hocamıza. Evet. Bir çift bebek sahibi olmaya karar verdiğinde belli bir süre geçirmesi gerekiyor ki hani infertil diyebilmemiz için bu süre en az 1 yıl olmalı. Normal düzenli ilişkiye rağmen 1 yıl süre içerisinde korunmamasına rağmen eğer çiftin çocuğu olmuyorsa acaba niye diye araştırıyoruz. Çünkü hiçbir koruma olmadan düzenli ilişkide 1 yıl sürede süren düzenli ilişkide %80 çiftler gebe kalabiliyorlar. 2 yıl sabrederlerse bu oran %90'a çıkıyor. Genelde çok fazla 2 yıl sabreden çok olmuyor. Genelde 1 yılın sonunda geliyorlar. Biz de onlara işte çeşitli tetkikler yapıyoruz. Yani 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamayan çifte infertil diyebiliriz. Ve nedenlerini araştırmak için bize başvurmalarını istiyoruz. Hafnenin kısırlık diye geçiyor. Biraz kulağı açıkçası tırmalayıcı da üzücü de gelebiliyor. Peki kısırlık, infertilite kimlerde görülür? Şimdi toplumda aslında çok yaygın, özellikle bu çok fazla teknolojinin geliştiği ortamda yediğimiz ürünlerin çok fazla hormonlarla ve ilaçlarla ve antibiyotiklere maruz kaldığımız bir ortamda infertilite maalesef çok yükselişte. Çünkü hem ovum, kadın yumurtası, hem de sperm, erkek döl hücresi çok hassaslar. Yediğimiz yemeklerden, içtiğimiz sudan, ortamdaki radyasyondan çok etkileniyorlar. Stresten çok etkileniyorlar. Kötü, kirli havadan çok etkileniyorlar. Onun için toplumda çok fazla yükselişte infertilite. Ama tabii ki tıpta bilim de boş durmuyor. Bizim de elimizden gelince yaptığımız araştırmalarla da bazen hiç çocuğu eskiden belki bir 50 yıl önce kesinlikle çocuğunuz olmaz dediğimiz çiftlere de bir takım tetkikler, teknik yöntemler sayesinde de evlat çocuk sahibi yapılabiliyorlar artık. Bir yandan hava kirliliği toplumu bozarken bir yandan da doktorlar, tıp camiası ve bilim onu düzeltmeye çalışıyor. Neden gözükür? İşte doğuştan olabilir. Bir takım sendromlarda kısırlık olabilir erkekte ya da kadında. Ya da kullandığımız ilaçlar yüzünden olabilir. Bazen aldığımız tedaviler yüzünden olabilir. Bazen de hiçbir nedeni olmayabilir. Genelde kısırlığın erkek ve kadın olarak ayıracak olursak %40'ı kadına, %40'ı erkeğe, %60'ı da ortaktır. Hem onda hem de onda küçük bir sorun vardır ya da önemli bir sorun vardır. Ve sorunun ne olduğunu önceden tespit edip ona göre tedavilere başlıyoruz. Kadın erkek diye ayırt edilebiliyor. Tabii. Çünkü bazen kadının tüplerinin tıkalı olmasından kısırlık oluşabilir. Bazen erkeklerin spermlerin sayısının ya da hareketliliğin bozukluğundan olabilir. Bazen erkeklerde de tüpler tıkalı olabilir. Yerine ulaşmayabilir. Ya da bazı enfeksiyonlarla, belli enfeksiyonlara bağlı kısırlık olmuş olabilir. Nedenini eğer bulabilirsek çok daha kolay yol gösterebiliyoruz ya da tedavi edebiliyoruz. Ama bazen her şey mükemmel olabilir. En azından bizim yaptığımız tahliller tamamen, tetkikler tamamen normal olabilir. Ama ona rağmen çift çocuk sahibi olamıyordur. Ona da açıklanamayan infertilite diyoruz. Nedenini bilemediğimiz halde bir takım çeşitli yöntemlerle onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bu noktada yapılması gereken nelerdir hocam? Evet, şimdi öncelikle kesinlikle toplum inanılmaz yeni evli çifte baskı yapıyor. Ben ailelerime her zaman söylüyorum, eğer 1 yıldan önce gelirlerse kesinlikle kısırsınız ya da işte tedavi olmanız gerekir lafını kesinlikle kabul etmemeleri gerekiyor. En azından 1 sene boyunca düzenli ilişkiye rağmen korunma olmamasına rağmen gebe kalamıyor ise acaba bir nedeni mi var, bir sorun mu var diye baktırmak gerekiyor. Kilo çok önemli, çağımızın, dünyanın ve ülkemizin en büyük problemi obezite. Özellikle kadın yumurtlama sistemlerini çok bozuyor. Yumurtlama bozukluklarının çok nedeni oluyor. O yüzden bir kere beslenme çok önemli. Öncelikle hayat tarzını düzeltmeye çalışıyoruz. Uyku düzenini,
beslenme düzenini, kötü alışkanlıkları mutlaka elimine etmek zorundayız. İşte alkol ve sigara ya da uyuşturucu madde kullanıyorsa bir kere onlardan kesinlikle uzaklaştırıyoruz çifte. Kilo vermesi gerekiyorsa mutlaka bir diyetisyen yardımıyla beslenme düzenini oturtuyoruz ve ideal kilosuna indiriyoruz. Çünkü sadece ideal kilosuna inmesi bile hem adet düzensizliklerini düzeltiyor hem de gebe kalmasına çok yardımcı oluyor çifte. O yüzden öncelikle hayat tarzı, gece uykuları çok önemli. Her şeyimizi etkiliyor. İşte gündüz uyuyup gece uykusuz kalma maalesef şu televizyonlar, teknoloji çok fazla gece uykusuzluklarına neden oluyor. Onu mutlaka düzeltmelerini istiyoruz. Bu dış yani etkileyebileceğimiz şeyleri düzelttikten sonra diğer faktörlere bakıyoruz. En kötüsü artık toplumda eğitimli kadın düzeyi çok yüksek. Kariyer yapan kadının düzeyi çok yüksek. Bunu değiştiremiyoruz. Değiştiremediğimiz şey hani kariyerle birlikte çocuk sahibi olmayı programlamak gerekiyor. Yani 35 yaşından sonra gebelikler birazcık zorlaşıyor. Ama işte kariyer, o okul, eğitim derken bir bakmışsınız 35'te 40'lı yaşlara gelmişsiniz. Hala gebelik acaba mı diyorsunuz. Onu değiştiremiyoruz. Yani yaş değiştiremediğimiz faktör. O yüzden her gelen hastaya mutlaka gebelikle ilgili bilgi vermek gerekiyor. Yani çok planlarını ertelememesini, 35'in üzerine pek çıkmamasını söylemek gerekiyor. Tabii ki öyle bir şey olursa onu değiştiremiyoruz. 35-40 yaşında geç evlenmiştir. İmkanı yoktur o zamana kadar çocuk sahibi olma imkanı yoktur. Onlara bir şey yapamıyoruz ama eğer mümkünse 35'ten önceye çekmek istiyoruz çocuk programlarını, planlarını ki daha sonra yaşa bağlı sorunlar yaşamayalım diye. İleri yaş kısırlık nedeni olabiliyor. Erkekte de aynı şekilde ama kadın çok daha önemli. Kadının yaşı çok daha önemli burada. Kilo dedik, ileri yaş dedik toplumun şeyi ve tabii sigara inanılmaz yaygın. Sanki değilmiş gibi duruyor ama çok fazla kullanılıyor toplumda. Sigara ve alkol kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyoruz. Ve gerekirse işte bir takım vitaminlerle destekliyoruz aileyi. Peki hocam, kısırlıkta sigaranın biraz zararlarından izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Biraz daha genişte paylaşacak olursak ne etkisi var, ne zararı var? Evet. Şimdi sigara bir kere inanılmaz bir zehir, inanılmaz toksik bir madde. Zaten akciğerdeki hücreleri tamamen öldürür. Çünkü akciğerde şeyler gibi yani yumurta gibi, sperm gibi çok hassas hücrelerden oluşuyor. Direkt öldürücü etkisi var. Sperm sayısına, hareketliğine, yumurta sayısına ve boş yumurtaya inanılmaz etkisi var ve direkt kısırlık nedeni olabilir. Çevrede çok fazla görürsünüz. Sigara içtiği halde işte çocuğu olan. Öyle düşünmemek lazım. Her sigara içen kanser olmadığı gibi her sigara içenin çocuğu olmayacak diye düşünmeyin. Toksik maddelerden mutlaka uzak kalmak lazım. Çünkü inanılmaz etkiliyor, düşürüyor sperm sayısını ve fonksiyonlarını. Hareketliliğini çok azaltıyor. Aynı zamanda yumurtanın fonksiyonlarına da çok özel, kötü etkisi var maalesef. Bu erkek için de geçerli. Erkek için daha çok geçerli. Şimdi yüzyılımızda kadınlar da çok sigara içiyor ama erkekler her zaman sigara konusunda maşallah önde gidiyorlar. O yüzden de hani onların... Spermler çok hassas hücreler. Yani onun için dışarıda taşınıyorlar aslında. Testisleri dışarıdadır. Yumurtalıkları dışarıdadır erkeklerin. Çünkü spermler çok hassas. Isıdan çok etkileniyor. Kötü havadan, kirli havadan, alkolden ve özellikle sigaradan çok etkileniyor. Onun için erkeklerin de kadınların da çocuk isteme döneminde en az 3-4 ay önceden mutlaka sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakmalarını istiyoruz. Yaşam standartlarını değiştirmeleri gerekiyor dediniz. Evet, aslında ben her zaman söylüyorum, izleyiciler de bilirler. Sağlıklı yaşamak en ucuzu. Evet. Çünkü pahalı şeyler sigara, alkol ya da işte bir takım uyuşturucular ya da şişmanlık pahalı bir şey. Ama sağlıklı beslenme hem zayıflamayı getiriyor hem de hayatımızı çok güzelleştiriyor. Ağzımızdan tadı değişiyor. Gereksiz şeyler yemiyoruz. Hücrelerimiz yenileniyor. Yani bu yağ bombardımanına, karbonhidrat bombardımanına tutulmuyor hücreler. Kilo gerçekten her anlamda tansiyon, şeker, infertilite, kısırlık her anlamda hayat kalitemizi çok azaltıyor. Uyku problemi yaratıyor. Yani en ucuz şey galiba sağlıklı beslenme. Evet, tabii bu anlamda yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme dediniz. Evet, beslenme her zaman söylüyorum ben gebelerime de
mevsim meyve sebzeleri. Yani kışın ortasında domates, biber yemeye gerek yok. Patlıcan yemeye gerek yok. Ya da yaz ortasında kış sebzeleri, kış meyvelerini yemeye gerek yok. O kadar bol ki her şey ülkemizde. Ve en ucuzu gerçekten o mevsimde yediğimiz şeyler. Hem ekonomimizi etkiliyor turfanda meyve sebzeler yemek, hem de sağlığımızı bozuyor. Onun için karbonhidrattan, tatlılardan, yağdan uzak durmaya çalışacağız. Evet hocam, kısırlıkta infertilitede yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Tahliller nelerdir, tetkikler nelerdir? Şimdi infertilite nedenini araştırırken hem kadın hem erkeğe bakmak lazım. Kadına ait nedenler, erkeğe ait nedenler diye ikiye ayrılıyor. Erkeğe çok basit. Spermiyogram yapıyoruz. Spermiyogramı nasıl yapıyoruz? İşte 3 gün cinsel perhizden sonra 4. gün yaptırıyoruz. Bir spermiyogram eğer iyi çıkarsa tekrarını istemiyoruz. Ama kötü çıkarsa direkt kötü demiyoruz bu spermiyogram. 2-3 ay sonra bir daha yaptırıyoruz. Çünkü duygu durum bozukluğuna göre daha önceki beslenme bozukluğuyla ya da beslenme problemleriyle o anlık kötü çıkabiliyor spermiyogram. Bu illa kötü olduğu anlamına gelmiyor. 3 ay sonra bir daha tekrar ettiğimizde tamamen normal bir spermiyogramla karşılaşabiliyoruz. Çünkü stres bile çok etkileyebiliyor spermleri. Eğer onda bir sorun yoksa başka bir şey yapmıyoruz. Bir sorun görürsek sayısı eğer çok düşükse, yani 2 spermiyogram arka arkaya yaptığınız halde çok düşükse tedavi başka. Yok, eğer hani ortalama bir şeyse tedavi başka. Tedavi bölümünde onu da anlatacağım. Bir sorun görüyorsak eğer spermiyogramda, öncelikle erkeğe bir de Doppler yapıyoruz. Ya da inmemiş testis ya da herhangi başka bir sorun var mı diye onu araştırıyoruz. Her şey normalse erkeğin, bu sefer kadına geçiyoruz. Birazcık dediğim gibi erkeğin tahlili kolay, tetkiki kolay ama kadınlarda daha fazla şeye bakıyoruz. Nedir? İşte önce vajende bir sorun var mı, enfeksiyon ya da başka bir şey? Rahim ağzında, rahimde bir sorun var mı? Tüplerde bir sorun var mı? Yumurtalarda bir sorun var mı diye bakıyoruz. Eğer her şey normalse, kadının adet düzensizliği vesairesi yoksa hormon tahlillerinin adetin 3. günü çok basit birkaç tahlil var. Onu istiyoruz. Yaşa bağlı değişebiliyor bu istediğimiz tahlil miktarı ve istediğimiz tahliller. Yumurtalık fonksiyonları hormon tahlilleri çok rahat değerlendirebiliyoruz. Rahim içerisinde miyom var mı? Yapışıklık var mı? Polip var mı diye ultrason ve rahim filmi, HSG dediğimiz rahim filmini çekiyoruz. Radyoopak maddeyle bir film çekiyoruz. Burada hem tüplerin açık olup olmadığını gösteriyor rahim filmi, hem de yapışıklık ya da işte bir polip bir şey var mı diye de filmde görebiliyoruz. Ultrasonda da polipleri görebiliriz. Özellikle adetin son günlerinde çağırıyoruz hastayı ki daha rahat görebilelim. Rahim iç tabakası ince olsun, bir patoloji var mı daha rahat görürsün diye. Çok emin olamıyorsak muayenehane şartlarında çok basit bir şekilde hastaya çok acı vermeden rahim içerisine su verip o sis diyoruz o tetkikin adına, polip var mı ya da bir düzensizlik, bir bozukluk var mı rahim içerisinde diye onu da görebiliyoruz. Ve simir. Sadece infertilite anlamında değil, muayeneye gelen her kadına rahim ağzı kanser taraması mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Ufacık böyle bir simirle çok ciddi ölümcül olabilen bir hastalığa engel olabiliyorsun. Ona bakıyoruz. Çok basit bir testtir. Aslında muayene sırasında sadece çok böyle yumuşacık bir fırçayla rahim ağzından sürüntü alıyoruz. Onu bir cama yayıyoruz ve patoloğumuz onu değerlendirip eğer rahim ağzında kötü bir hastalık başlangıcı ya da işte enfeksiyonu varsa bizi uyarıyor. Ona göre tedavi ya da takip öneriyoruz. Çok basit bir test ve en azından senede bir kere kontrollere gelmeli. 2 sene üst üste eğer negatif çıkarsa 2-3 senede bir de yaptırabilir simir testini. Ama ilk kontroller çok önemli. Mutlaka gelmesi gerekiyor. Bu sadece infertilite anlamında değil. Genel kadın sağlığı açısından çok önemli. Mesela mamografi yaptırılması gerekiyor senede bir defa. Mamografi yaşla alakalı. Evet. İnfertiller için çok gerekli değil. Çünkü genelde infertil hastalarımız hani meme kanseri olma çağına daha gelmemiş hastalar. Evet. Ama ailede bir şey varsa o ayrı bir şey. Ama simir cinsel hayatın başladıktan sonra bir yıl sonra hemen başlaması gereken
bir tetkik. Şunu diyebilir miyiz Hanım Hocam? Hani az önce mamografiden bahsederken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani senede bir defa nasıl mamografiye girmemiz gerekiyorsa, evet, sinir testi de senede bir defa yapılması gereken, evet, bir test. Özellikle iki tane üst üste negatif iyi çıkarsa senede bir kere yapmamıza gerekiyor. 2-3 senede bir açabiliyoruz. Hele HPV DNA testi denilen bir test var. Şu anda Sağlık Bakanlığı da ücretsiz yapıyor aslında aile hekimlerinde. O eğer negatif çıkarsa 5 senede bire bile açabilirler. Ama ilk defa yapılması çok önemli. En azından daha sonra gelişebilecek bir olay varsa erken tanı koyabilmek için. Sinir testiyle de çok alakalı değil aslında. Alakalı hani değil. Hastayı yakaladığınızda mutlaka simir testini de yaptırmak. Ama enfeksiyonlar anlamında anlamlı, evet, simir testi. Kanser tarama testidir simir testi. Aslında infertilite ile çok alakalı değildir. Evet. Peki tahlillerden bahsediyoruz. Tahlillerde kadınların dikkat etmesi gereken hususlar, evet, var mıdır? Özellikle tahlillerin yapılma zamanları var. Adetin 3. günü gelmiş olmaları çok önemli. Hormon tahlilini yaptırmak için. Mesela bir tahlil prolaktin denilen bir tahlil aç karnına yapılması gerekiyor. Bunu doktorla ilk görüşmeden sonra zaten doktorun size ayarlayacaktır. Şu gün gelin, şu şartlarda gelin diye. Polip eğer düşünüyorsa doktorunuz adetinin son günleri çağıracak. Adetinizin son günleri çağıracaktır sizi. Siz öyle yapılabiliyor. Ya da rahim filmini adet biter bitmez 1-2 gün temiz adet kanamasız dönemden sonra yaptırmak gerekiyor. Progesteron denilen bir yumurtlama testi var. Eğer onu yaptırmak isterse adetin 21-22. Günleri yapılıyor. Yani bunları programlamasını hekiminiz, doktorunuz yapar size. Bir takım şartları var. Onların nasıl yapılması gerektiğini anlatır. Tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Peki Hocam, adet düzensizliğinde infertilitenin etkisi var mı? Evet, özellikle polikistikover denilen bir hastalık var. Toplumda çok yaygın. Obezite de yaygınlaşmasını daha da arttırıyor. Yumurtalık fonksiyonları yavaşlıyor. Yumurtaları çok var bu hastalığın. Aslında tedaviye en kolay ve en güzel cevap veren hastalar bunlardır. Çok yumurtaları var ama çatlama olmuyor yumurtalıklarında. Çatlama olmayınca adet gecikiyor. Adet görmeyince rahim iç tabakası kalınlaşıyor. Sadece çocuk olmasına engel olmuyor bu. İleriki yaşlarda 40'lık, 50'li yaşlarda başka rahim hastalıklarına da neden olabiliyor. Adet düzensizliği illa kısırlık yapar, infertilite yapar diye bir şey yok. Ama adeti düzenli olan hastalarda çok nadirdir gebelik sorunu olması ya da kısırlık olması, infertilite olması. Adet düzensizliği artı infertilite varsa mutlaka düzeltmek lazım o çatlama, yumurtlama işlemini. Peki rahim hastalıkları dediniz. Neden bir rahim hastalıkları açacak olursak? Evet. Polikistikover'de sendrom diyoruz aslında. Bir hastalık da demiyoruz artık biz polikistikover'e. Hem yumurtlama bozuklukları olduğu gibi rahim iç tabakası düzensiz adete bağlı çok fazla kalınlaşabiliyor. İleride rahim kanserine kadar gidecek ciddi sorunlara neden olabiliyor. Gene polikistikover metabolik sendromlara neden olabiliyor. Nedir bunlar? İşte kıllanma bozukluğu, fazla kıllanma, yumurtlama düzensizlikleri, ileriki hayatlarında şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyona bağlı çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Yani basit bir yumurtlama bozukluğu diye bakmamak lazım. Hayatınızı tamamen kötü yönde etkileyebilecek bir durum. Sadece çocuk olarak düşünmemek lazım. Ha, her polikistikover şişman olmuyor, obez olmuyor. Her polikistikover kısır olmuyor. Eğer düzenli adet görüyorsanız, polikistikoveriniz bile olsa rahim hastalıklarına herkes kadar riskiniz var. Herkes kadar maruz kalırsınız. Düzenli adet görüyorsanız veya kilonuz işte normalse herkes kadar diyabet ya da işte hipertansiyona maruz kalıyorsunuz. Ama hem obezite varsa hem polikistikover varsa o zaman bir de adet düzensizliği varsa çok daha dikkatli hayat tarzımızı ve kilomuzu kontrol altına almamız gereken bir sorunumuz var demektir. Peki adet düzensizliği neden olur hocam? İşte en başta gelen nedeni ya rahimde bir sorun vardır, miyom gibi, polip gibi. Hormonlar yetersizdir ya da hormonlar fazladır. Polikistikover gibi. Enfeksiyona bağlı olarak oluşabilir. Nedenini araştırmak lazım. Eğer mekanik bir neden varsa yani miyom gibi, polip gibi onları almak gerekiyor. Ha yok, eğer enfeksiyona bağlı bir şey varsa enfeksiyon tedavi etmek gerekiyor. Yok yumurtlama bozuklukları, hormonlarla ilgili bir sorun varsa onları düzeltmek gerekiyor. Yaşla bir ilgisi yok da değil mi adet düzensizliğinin? Hani mesela
ergenlik döneminde normal bir düzeyde ilerliyor. Orta yaşlarda normal düzeyde ilerliyor. 40 yaş üstünde peki düzensizlikle karşılaşabilir mi? Şimdi bu adet siklusuna başlama dönemiyle bitme siklus dönemleri arasında benzerlik var. Hemen 12 ile 13 ile 14 yaşlarda adet başladığında hemen her ay çok düzenli olmayabilir çocuklar. Belli bir süre olgun, yumurtalıkların olgunlaşması gerekebilir. Yani bugün adetim başladı, bundan sonra herhalde düzenli göreceğim diye beklemeleri çok gereksiz stres yapıyor. Bazen bir kere adet görür genç kız, sonra bir yıl adet görmeyebilir. Ya da işte 6 ay sonra, 3 ay sonra görebilir. Bazen de bu anormaldir yalnız. İşte juvenil kanama dediğimiz adeti başlar bir ay, bir buçuk ay sürer. Onda mutlaka müdahale etmek gerekiyor. Yerinde değil ama aşırı kanaması olursa. Bir de 35 ve özellikle 40 yaşından sonra sikluslar çok kısalır, kısalmaya başlar. Yani 28 günde bir adet gören 21, 22, 23, 24 günlerde görmeye başlar, başlayabilir. Çünkü boş yumurta daha fazla olur. Daha erken yumurtlama olur. Daha çabuk adet görebiliriz. Yani adetin başlangıcı ve sonları birazcık benzerler birbirlerine. Farklılıklar olabilir. Ama bu sorun olduğu anlamına gelmez. Sorun varsa onu tedavi etmek gerekir. Bunlar sorun olmayan normal şeylerdir. Gebelikle alakası yok ama yani kişi anne olmuş olabilir. Bebek dünyaya getirmemiş olabilir. Tabii bu infertiliteyle kısırlıkla alakalı bir şey değil. Yani çocuğu olanın da 40'lı yaşlardan sonra kısalır evet. Siklusları. Olmayanın da miyom kimde olacağını bilemezsiniz. İlla çocuk sahibi olan da olur, olmayan da olmaz ya da olmayan da olur, olan da olmaz diye bir şey yok. Peki kadın ve erkekte ikisinde de sorun olabilir dedik. İkisinde de kısırlık olabilir. Peki bir yani kadında kısırlık yok, erkekte kısırlık varsa ne yapacak kişiler? Tabii sperm fonksiyonlarını düzelten bir sürü ilaçlar var. Ama tersi de olabilir. Elbette. Sperm ya da yumurta hangisinde sorun varsa ona yönelik tedavi ediyorsunuz. Sperm fonksiyonlarını düzeltecek bir sürü yöntemler var. Yani varis varsa mesela erkekte varisi tedavi ediyoruz. Gerekirse ameliyata kadar gidiyor. Artık şeyler çok gelişti. Teknoloji çok gelişti. İnanılmaz güzel tedaviler var. Hayat tarzını gene düzeltiyoruz. Zaten genel olarak hani hiçbir sorun olmayan kişinin de gebe kalmadan önce zaten bu hayat tarzını mutlaka düzeltmesini istiyoruz. Düzenli bir hayat, sağlıklı bir hayat istiyoruz. Eğer sadece beslenmeyle düzeltebileceksek beslenmeyle düzeltiyoruz. Ameliyat gerekiyorsa ameliyat yapıyoruz. Çok çok düşükse tüp bebeğe kadar gidiyor bu işin sonu. Ama bazen şu da olabiliyor mu hocam? Çiftler arasında erkekler de sorunu kabul etmeyip kadınlar tedavi yöntemiyle karşılaşabiliyorlar evet. mı? Artık öyle değil. Eskiden çok fazlaydı. Spermiyogram yaptıramıyorduk. Hala var çok zor spermiyogram yaptığımız hastalar. Çok basit bir tahlili. Kadın 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl tedavi oluyor. İnatla erkek sperm tahliline baktırmıyor. Belki sorma orada. Evet. Boşu boşuna hem para, hem zaman, hem güç kaybı, hem moral kaybı. Bir sürü ilaçlar kullanıyoruz. Biz artık çok fazla izin vermemeye çalışıyoruz ama bazen çok inatçı olabiliyorlar gerçekten. Sadece şey değil, kadının morali bozulmuyor. Erkeğin 3 sene yani spermiyogram yaptırmayıp çocuğu olmayan hastaya bir bakıyorsun spermiyogramda sperm sorunu var. Boşu boşuna 3 sene emek verilmiş o hastaya. Boşu boşuna doktor dolaşmış ki niye çocuğu olmuyor, çocuğu olsun diye. Yani öncelikle sperm bakmak lazım. Onda bir sorun yoksa diğer şeylere bakmak lazım. Yani çocuğa karar verildiği süreçte ve planlandığı süreçte bir mutlaka hekime gelmeleri gerekiyor çiftlerin. Evet, planlandığı süreçte gelmelerine neleri? Folik asit ve beslenme bozukluklarını düzeltmek. Ama diğer hani infertilite tahlillerini kesinlikle bir seneden önce yapmıyoruz. Önce bir sene bekliyoruz, çocuğu olursa zaten %80 oluyor bu sene, bu bir senelik dönem içerisinde. Olmazsa bir seneden sonra yapıyoruz şeyleri, tahlilleri, tetkikleri ne varsa. İnfertilite de peki sonrasında hocam? Evet, tedavi. Evet, tanı koyduk. Biliyoruz ki işte bir takım sorunlar var. Bir de şunu hep söylerim ben hastalara. Tamam bir sorun var diyoruz ama çocuğun olmaz dediğimiz hasta bile bazen bizi utandırıyor. Çocuğunuz olmaz gelin tüp bebek yaptırın diyoruz. 2-3 ay sonra kendiliğinden gebe kalıp gelebiliyor. Bu bir kere olabiliyor.
olur demiyorum. Olabiliyor, nadiren de olsa olabiliyor. Çünkü biz bazı şeyleri görüyoruz ama bazı şeyleri bilmiyoruz gerçekten de. Bildiğimiz kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz çiftlere. Diyelim işte kadında miyom var ya da polip var. Mutlaka eğer büyükse, çok küçük polipleri almıyoruz. Çünkü gebe kalabiliyorlar. Çocuk tedavisine de başlayabiliyoruz onunla. Eğer çok küçük değilse polip, çok büyükse, yer kaplayacak kadar ve gebeliği tutulmasına engel olacak kadarsa onu alıyoruz. Rahimi bozan bir miyom varsa ya da çok büyük bir miyom varsa onu alıyoruz. Tüplerde bir tıkanıklık varsa laparoskopi dediğimiz, eğer açabileceksek, açılabilecek düzeydeyse, laparoskopi dediğimiz göbekten bir ameliyatta o tıkanıklığı, yapışıklıkları açıyoruz. Ya da rahimde bir yapışıklık varsa onları açıyoruz. Her şeyi düzelttik diyelim. İşte varisi vardı erkeğin, şey yaptık. Ona rağmen gene gebe kalamadılar. O zaman medikal, ilaç tedavisine başlıyoruz. İlaç tedavisiyle halledilebilecek bir sorun ise eğer. Önce basit yumurtalığı destekleyen ilaçlarla başlıyoruz. Yumurtlamasına yardımcı oluruz. Yumurtlama sorunu varsa. Hiçbir şey bulamadığımız hastada da bu tedaviyi yapıyoruz. Yani bazen hasta diyor ki benim hiçbir şeyim yok dediniz. Niye bana bu tedavileri veriyorsunuz? Bazen hiçbir şey bulamıyoruz hastada ama gene tedavi protokolümüz aynı oluyor. Önce basit böyle bir 6 ay kadar basit böyle medikal tedaviyle halletmeye çalışıyoruz. 6 ay içerisinde gebe kalmazsa eğer kadın, o zaman işte tüpler de tıkalı değilse 3 ay kadar 3 kere 3 siklusta 3 dönemde aşılama yapıyoruz. Aşılamayla da gebe kalmazsa eğer, o zaman işte daha ileri tekniklere geçiyoruz. Tüp bebek, IVF tekniklerine geçiyoruz. Ve çiftleri o yönde değerlendirip o yönde ikna etmeye, tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu süreçte normal gebelikle de karşılaşabiliyoruz. Elbette ki. Elbette ki. Çünkü bazen şöyle, stres çok önemli faktör. Maalesef şu an günümüzün en, çağımızın en büyük faktörü stres. Yani obezite zaten stres obeziteye neden oluyor. Evet. O başka, ama trafikmiş, işmiş, kargaşaymış, büyük şehirmiş, inanılmaz stres halinde yaşıyoruz. Bebeğin olmaması çiftlerde stresi 10 kat, 15 kat arttırıyor. Çünkü çevre baskısı inanılmaz oluyor. Toplum baskısı, anne, görümce, kayınvalide, bir sürü baskı, yeni evlenenlerde. Her gören akrabayı tavlar, sorar işte, ne oldu, var mı bir şey? Sizinle beraber adet takip etmeye başlarlar. Bu çok böyle stresi arttıran bir şey. Zaten çocuğunuz olmuyor, istiyorsunuz. Bir de herkes sizinle beraber, hadi olmuyor mu, neden, ha bir şey mi var? Tedaviye gitseniz de siz, şunu yapsanız da siz, sürekli birileri teşvik eder, akıl verir. Aa işte bak, çok beklemeyin. İstemiyoruz deseler bile illa istemelerini filan söylerler. Ben şöyle diyorum. Bir kere tedaviye başladığımızda kız kardeşiniz dahil, anneniz dahil, en yakınınıza, en yakın arkadaşınıza bile tedaviye başladığınızı söylemeyin. Çünkü herkes sorar. Ne oldu? Hangi tedavi? Ne yaptınız? Aa kalamadın mı? Tüh vah. Sürekli sizinle beraber adet takip ederler. Onun için ben söylemeyin diyorum. Gebe kaldığınızda söylersiniz diyorum. Bazen de şöyle oluyor. Tedavi ediyorsunuz hasta, olmuyor. Diyorum ki gidin birazcık rahatlayın. Tatil yapın. Berbat strese giriyor mu hastalar? İnanılmaz. En berbat streslerden biri. Şu gün ilişkiye girin. Şu saatte ilişkiye girin. Şu ilaçları kullanın. Kendilerini inanılmaz mercek altında hissediyorlar. Bir inanılmaz bir baskı o. Keşke kimse hani böyle çaktırmadan tedavi edebilsek ama öyle olmuyor tabii. O tatile gidin dediğimde o 2 ayda 6 aydır gebe kalmayan çift gebe kalıp gelebiliyor. O yüzden hani böyle evet, beklentiye girmiyor, adet takip etmiyor. O stresi atıyor ya üzerinden. O stres inanılmaz çocuk olmasına engel olan bir şey. O yüzden ben diyorum hani stres yapıyorlar, yapmamaları çok zor. Yani çiftlerin kafalarının rahat ve boş olması. Nasıl olsa olacak demeleri lazım. Evet. İllaki olacak demeleri lazım. O oluyor. Relax olmaları gerekiyor. Evet. Relax olmak gerekiyor. Sonuna kadar gidecekler. Olursa zaten olacak. Olmazsa da ellerinden geleni yapmış oluyorlar. Şöyle, olmazsa da tabii tedavi yöntemleri de biz hep kelimemizin içerisinde teknoloji ilerledi diyorsunuz. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'nde de siz hekimlerimizin gerek hastalarımıza gerekse teknoloji anlamında çok da güzel hizmetleriniz var. Evet. Çalışmalarınız var. Tabii biz hastalarımızın en güzelini yapmaya çalışıyoruz. En son ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz.
ne çıkıyorsa onu almaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen teknolojinin son sınırına kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah da böyle devam eder. Var mı böyle hastalarınız? Tabii olmaz mı? Doğum zaten çok güzel bir şey. Evet. Gebelik takibi çok güzel bir şey. Hele de böyle tedavi sonrası gebelikler daha başka oluyor. O hastalığı size olan bağlılığı, sizin doğumda olan mutluluğunuz, karşılıklı siz de bir şey elde etmişsiniz. Yani bu o başarının verdiği mutluluk hiçbir şey de değişilmez. Tabii siz hekimlerinizin, doktorlarınızın hastalarını bir aile içerisinde görmeniz çok güzel. Çünkü hastalarınızda her an ulaşabiliyorlar. Elbette. Yani zaten gönül işi hekimlik. Yani meslek olarak görmemek lazım. Evet. Gerçekten gönül işi, severek yapılması gereken bir şey. Sevmiyorsanız yapmamanız lazım. Olmuyor çünkü. Gerçekten olmuyor. Hocam, o zor süreci sizinle beraber geçiren hastalarınız sonrasında da mutluluk ve işte hamile kalmak. Peki hamile ve gebe kaldıktan sonraki süreç nasıl gelişiyor? Evet, aslında gebe kaldıktan sonraki süreç hiç farklı değil. Ha spontan kendiliğinden gebe kalmış, ha IVF ya da tedavi sonrası gebe kalmış. Hiç farkı yok. Tabii ki çok büyük bir özlemle bekliyorlar. Evet. Normalde hani herkes sevinir ama onların başka bir beklentileri. Bir iki kat daha fazla. Evet, bir iki kat mı artık, 15 kat mı onu bilemeyeceğim. Çünkü yıllarca beklemişler ve sonunda gebelik oluşmuş. Evet. Çok daha fazla pimpilikli oluyorlar, çok fazla üzerinde daha fazla kalıyorlar ve çok daha dikkatli oluyorlar. Her bebek değerlidir. Ama infertil hastalar çok daha olağanüstü dikkat ve hani endişeyle geçiriyorlar. Maalesef ilk başta da zaten bir endişelenerek tedaviye devam ederken gebelik süreleri de birazcık, süreçleri de birazcık endişeyle gidiyor. Ama takipte çok fazla bir şey değişmiyor aslında. Hani bir gebelikte ne yapılması gerekiyorsa herhangi bir gebelikte, fertilite sonrası gebelikte de aynı şey yapılıyor. Tabii tedavilerle olan gebeliklerde bazen çoğul gebelikler istemediğimiz halde çok fazla. Zaten siz de duyuyorsunuzdur toplumda artık böyle ikiz gebelikler, üçüz gebelikler çok fazla. Gerçi artık IVF sikluslarında yani tüp bebek sikluslarında belli bir yaştan sonra belki iki tane yerleştiriliyor ama belli bir yaşa kadar kesinlikle iki tane bebek yerleştirilmiyor. Tek bebeğe düşürmeye çalışıyor ama bazen tek orada bebek... Orada da yaş fark ediyor. Ya, tabii. Çünkü tutma ihtimalini arttırmak için 35'ten sonra ya da 40'tan sonra iki tane bebek yerleştirilebiliyor. Tutma ihtimalini arttırmak için. O ikiz olsun diye değil. Evet. Ama bazen tek bebek yerleştirirseniz bile onlar bölünüp ikiz olabiliyor. Onun için çoğu gebelikler biraz bu tedavi sikluslarına daha fazla. Ya da tüp bebek olması gerekmiyor, IVF olması gerekmiyor. Sizin basit tedavilerinizle de çoğu gebelik, o ilaç tedavilerinde de çoğu gebelik olabiliyor. Bazen hastalar şöyle geliyorlar, biz ikiz istiyoruz diyorlar. Ben de diyorum öyle bir şey istemeyin çünkü risklidir ikiz gebelikler. Erken doğumu var. Tabii, çoğu gebelikler her zaman riskli. Hem anne için hem bebekler için. Anomali riski artar, erken doğum riski artar. Daha çok sezaryen olmak zorunda kalırlar. O yüzden mümkün olduğu kadar infertilitede tek bebek üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tek bebek olsun istiyoruz. Bu benim merak ettiğim bir soru hocam. İkiz bebeklerde normal doğum olabiliyor mu? Elbette ki. Her ikisi de baş baş. Daha yeni, çok yeni doğurduk. İkiz gebeliği normal. Geliş şekillerine bağlı. Eğer her ikisi de başla geliyorsa elbette. Bir tanesi ters geliyorsa... İlki eğer başsa ikinciyi doğurtabiliyorsunuz ama gene de riski artıyor. Çok aile en ufak bir risk almak istemiyor. Genelde birisi terse sezaryen yapıyoruz ama ikisi baş başsa tabii ki normal doğurtuyoruz. Evet. Peki o gebelik sürecinde hassas oluyor dediniz. Evet. Tedavi olan hastalarımız. Birazcık daha yakın, daha ilgili oluyorlar. Daha geliyorlar ve daha fazla sezaryen istiyorlar. Ben asla tüp bebek de olsa tedavi de, yani herhangi bir basit bir tedavi de olsa... Sezaryen doğumu tavsiye etmiyorum. Çünkü evet bebek zor elde edilmiş ama bu sezaryen olursanız hiçbir şey olmaz. Aman sezaryen yapalım, o doğru bir şey değil. Sezaryen büyük bir ameliyattır. Gereksizleri olmamak lazım. O yüzden ben tüp bebek de olsa, tedaviyle gebelik de olsa, normal spontan gebelik de olsa mümkün olduğu kadar normal yollarla doğal bir şekilde doğurmalarını isterim. Olmazsa zaten bir sorun çıkarsa her bebeği alıyoruz sezaryana. Gereksizlere hiçbir zaman riske atmıyoruz ama gereksizlere de sezaryen de büyük bir risk. Hem anne hayatı için çünkü ameliyat oluyor. Evet.
bir sürü karınlarını kesiyoruz, bebeği çıkarmaya çalışıyoruz. Hem bebek için anne doğumdan sonra hemen ayaklanırken sezaryandan sonra daha zorlu bir süreçte ve komplikasyonları da olabilir. Sonuçta sezaryen yani her şey olabilir. Büyük bir ameliyat. Onun için mümkün olduğu kadar infertil de olsa çiftleri normal doğuma yönlendiriyor. Ama ilk bebek sezaryen olduğu zaman ikinci bebekte sezaryenle mi? Şimdi ben neden sezaryen olduklarına bakıyorum hastalarımın. İlkinde eğer çok dar bir çatıları varsa ve onun için sezaryen olmak zorundalarsa, zorunda kalmışlarsa o çatı genişlemeyecek. Gene sezaryen diyorum. Ama ilki ne bileyim işte bir anda böyle çok güzel giderken normal doğuracaklar bebeğin kalp atışları bozulmuş, bir sorun çıkmış ve hani öyle sezaryen oldularsa ya da o ilk bebek çok iri bebek olmuş da ikincisi normal kiloda bir bebekse, eğer hasta da istiyorsa normal doğurtuyorum. Evet, çünkü sezaryen sonrası normal doğum riskli bir prosedür. Ailenin o riski kabul etmesi lazım. Sadece doktorun kabul etmesiyle de olmaz. Risklere oturuyorum, anlatıyorum. İsterseniz diyorum sezaryen olabilirsiniz ama illa normal doğum istiyorsunuz. Bunlar olabilir. Hayati risk dahildir buna. Kabul ederseniz ben seve seve takip ederim. Onu kabul etmezseniz doğal olarak sezaryen yapıyorum. Tabii konumuz çok hassas bir konu hocam. Kısırlık, infertilite. Tabii infertiliteden sonra çocuk sahibi olan aileler mutlulukla o süreci geçiriyorlar. Peki bazen olmayabiliyor mu? Mesela aşılama evet. Dediniz. Aşılama tutmayabiliyor. Tüp bebek tutmayabiliyor. Yani 8, 9, 10 kere tüp bebek deneyip 9'uncuda bebek sahibi olan var. Aslında 3 kereden fazla yapmamak lazım ama bazen hastalar o kadar büyük bir tutkuyla gidiyorlar ki yapılabiliyor bazen. Aslında 3 kereden fazla denememek lazım. Bir de hani size sen bahsetmiştim ya bazen tüp bebekle gebe kaldılar, doğurdular diyelim. Nasıl olsa olmaz diye korunmuyorlar. Bir bakıyorsunuz bir sene geçmeden tekrar gebe kalmış olabiliyorlar. Stres geliyor ya, nasıl olsa hani artık çocukla uğraşmıyorlar, çocuk beklentileri yok. Ki biz 2 yıldan sık gebelikleri istemediğimiz halde o kafadan atıyorlar ya o bebek olmayacak uğraşma stresini. Tedavisiz bu sefer bebek emzirirken bile gebe kalabiliyor. Çünkü ben infertil hastalarıma da mutlaka korunacaksınız diyorum. 2 sene sonra bırakın isterseniz korunmayı ama bu 2 senelik süre zarfında mutlaka korunacaksınız diyorum. Yani stres kafadan gittiği zaman, evet. Kafadan gittiği zaman hamilelik riski daha da çoğalıyor. Evet tabii ki. Hamilelik şansı diyelim. Evet, riski demeyelim de evet şansı. Çocuk isterken olmaz. İstemezken diyorum pat diye gebe kalırsınız. Çünkü artık hani böyle rahatlamışsınızdır. O 2 yıllık süreci mutlaka korunarak geçirin diyorum. Peki hocam 2 yıllık süreç mi veriyorsunuz doğumdan sonraki evet. Bebek? Normal doğum ya da sezaryen. Bir bebeğin hakkı 2 sene, bir annenin hakkı 2 sene. Tamamen düzelip tekrar bir gebeliğe hazırlanmak. Hem psikolojik hem maddi, fiziksel anlamda toparlanmak 2 seneyi buluyor. Zaten 2 sene emzirin diyoruz çocuklarınıza. 2 seneden önce kesinlikle gebe kalmalarını istemiyoruz. Ha, gebe kalırlarsa kürtaj mı yapıyoruz? Yapmıyoruz ama niye öyle bir şey olsun? Yani korunmak varken, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek varken hem diyorum anne karnındaki bebeğinize yazık, hem bu yeni doğanıza yazık, hem de sizin vücudunuza yazık. 2 sene gebe kalmayın diyoruz. Peki tedavi gören kişi hamile kaldı. O gebelik sürecini, 9 aylık gebelik sürecini normal gebeler gibi mi geçirmesi gerekiyor? Kesinlikle. Bazen duyuyoruz çünkü işte evden çıkmıyorlar, yatıyorlar, hareketsiz bir gebelik süreci geçirebiliyorlar. Evet. Şimdi bir riski yoksa, yani işte kanaması, düşük deh dediği, erken doğum riski yoksa kesinlikle aktif hayatın içinde olmak zorundalar. Bir kere hareketsizlik gebe için en büyük felaket. Tromboz dediğimiz damarlarda tıkanmalardan, obeziteye kadar bir sürü sağlık sorununa neden oluyor. Onun için aktif hayatın içinde olsun istiyorum. Mutlaka yürüyüşlerini, yüzmelerini, artık hangi spor, pilatesleri neyse yapmalarını istiyorum. En fazla kilo almamak adına hem de bebeğin ve annenin sağlıklı olması adına aktif hayatın içinde olmalılar. Asla yatarak bir gebelik düşünülemez. Her türlü doğumdan sonra da riski artırıyor. Doğumdaki tromboemboli riskini de arttırıyor. Allah muhafaza. Gebelik sırasında da çok sorun oluyor. Yatarak geçirmek gebeliği. Peki gebelerimizde ne kadar kilo almaları gerekiyor? İdeali 9.
Tabii ki kişinin kilosuna göre de değişiyor. Yani 120 kilo hastayla 55 kilo olan hastaya aynı şekilde yaklaşmıyorsunuz. 7'nin altına düşmeyin, 12'nin üzerine pek çıkmayın diyoruz. Ama dediğim gibi bu kişinin body mass index dediğiniz boy kilo oranına göre de değişebilir bu rakamlar. Evet, çünkü genelde anneler her şeyi yerler ya, hamilelerimiz her şeyi yerler ya, bebeğe vitamin olsun diye. Evet. Ne kadar doğru bu hocam? Tabii ki doğru değil. Sağlıklı beslenme, artı bir tane artı bir elma, artı bir elma o bebeğin bütün ihtiyacını karşılar. Sizin ayrıca gebeyim, aman yemem lazım, güçlü olmam, yok öyle bir şey. Sağlıklı besleneceksiniz, başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ki zaten sonunda da doğum olduğu zaman. Evet, zaten gidecek bir şey bütün gereksiz kilolar ama aşırı kilo almak hem doğumu zorlaştırır hem de daha çok sezaryana neden olabiliyor. Hocam da son olarak ekranların başındaki kanal izleyicilerimize, değerlerimize ve internet tipleri için neler söylemek istersiniz? Evet. Stres yapmayın diyorum. Bir yıldan önce lütfen doktorlara gitmeyin. Gereksiz yere tedaviler başlanmasın. Gereksiz yere kendinizi yormayın, üzmeyin. Bir sene içerisinde %80 zaten gebe kalacaksınızdır. Tedaviye başladıktan sonra gerçekten artık teknoloji çok ilerledi, bilim çok ilerledi. Artık hani insan hücresini alıp yakında bebek yapacaklar. O kadar güzel şeyler yapılıyor. Ya hiç sperm olmayandan testisten sperm olgun, yani immatür hücrelerden alıp onu sperm haline getirip gebelikler oluşabiliyor. O kadar güzel şeyler yapılıyor ki lütfen içiniz rahat etsin. İllaki olacağını düşünün. Hiç olmazsa tabii ki elden yapılacak bir şey yok ama artık teknoloji çok ilerledi. Çok az gerçekten çocuğu olmayan, olamayacak insanlar. Onun için içiniz rahat etsin lütfen. Sakin olun, rahat olun. İlla ki bir çözüm vardır herkes için. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler ve önemli sorularımızın cevaplarını aldık sizden. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve ekranları başındaki çocuk sahibi olamayan çiftlerimizin de üzülmemesini tekrar dile getiriyoruz. Evet. Çünkü Nurcan hocamın belirttiği gibi teknoloji ilerledi. Olmaz olmaz diye düşünüyorum. Her şey olur. Evet, inşallah. Herkes için güzel. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu hafta da sonuna geldik. Ve bu hafta değerli hocamız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, operatör doktor Nurcan Dalan hocamızla birlikte infertilite, yani halk dilinde kısırlığı konuştuk. Merak ettiğimiz tüm sorularımızın cevabını, gebelikle ilgili de, doğumla ilgili de sorularımızın cevaplarını aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir konuğumuzla sizlerle olduğu ümidiyle hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın. Şifalı günler diliyoruz. Aman hasta olmayın, kendinize iyi bakın. 1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital, altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü,
ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.